Tamam, şekli bana bir. Hemen hemen bir. Hemen bir. Bir bir. Ne yapacağız bu şekilde? Merhaba arkadaşlar, ne dersin kanalımıza? Hoş geldiniz. Neredeyiz? Bu sefer Çanakkale'de. Evet, Aynalı Çarşı. Yani, Çanakkale'de Aynalı Çarşı'dayız. Evet. Biz gezdik, tozduk, aman Allah'ım dedik ki Çanakkale'nin Aynalı Çarşı'nı gezerken size bir video çekelim dedik. Bir türküsünü o kadar sevdiğimiz yere gelmek istedik artık, evet. Yerini de görmek istedik. Çok güzel ya, ben kapıdan girdim sadece, belli bir noktasına kadar gittim hediye almak için. İlk dükkana girdim, çıkamadım. Ama gerçekten çok güzel, bizim Mısır Çarşı'na falan benziyor. Değil mi Gönül? Kapalı çarşı ya demek istedim. Evet. Kapalı çarşı, kapalı çarşı, aynen. Kapalı çarşıya çok benziyor. Kapalı çarşının çok ufağı, öyle diyeyim. Kapalı çarşıda içindedir kuyumcular, burada kuyumcular dışarıda. Ha, İçerisi evet. Sadece hediyelik. Az önce gezdiğimiz kadarıyla bayağı uygun fiyatlılar. Ben gezemedim işte, ben bir dükkana girdim. Sadece ben de gezmedim. Sadece siz o geziyordunuz. Tezgahları gördüm. Ve zaten bakın, o kadar ucuz dediler ki ben de inandım bunlara. 10 liraya hediye alacağım. Birbirimize en güzel hediyeyi alacağız. Evet, gerçekten birbirimizi alacağız ama. 10 TL'ye kim daha güzel hediye alacak? O zaman birbirimizi alırken göreceğiz yani aldığımız. Lütfen bana yorum almayalım. Bu var ya, bir kere tatile gittiler buna, balayına mı ne gitmişler herhalde Emrah'la, balayıydı galiba. Bana hediye getiriyor güya. Ne getirdi biliyor musunuz? Bu resepsiyonun orada kağıt tutturulan şeyler var ya, hani böyle çık çık böyle ağzı var. Paslanmış, ezilmiş, büzülmüş, kaç yıldır adamlar kullanıyor bilmiyorum artık, hacıladılar mı ne yaptılar onu da bilmiyorum. Onu almış al diye. Küfür etsen daha iyi. Bir şey getirme yani, küfür etsen ona hediye alma sen. O zamanlar yok idi diyormuşum. Ya hediye hep en son ana bırakılıyor ya, nasıl olsa alırım diye. En sonunda ne oluyor? Ufacık bir dükkan buluyorsun artık, hediye almayı unuttum gireyim diye. O yüzden yani o dükkanda da ne varsa olmuyorsun. Aynen. Ne aldığını bilmiyorum. Evet. 10 TL'ye bakalım en güzel hediyeyi kim tam alacak. Ay, bir gibi bunu ben alacağım. Buldum alacağım hediyeyi biliyor musunuz? Kendisi tam bir prensestir. Ben ne o? Ben sana alacağım hediyeyi buldum ve şu an alıyorum. Acaba alsam mı? Ama biraz daha gezeceğim ama alacağım hediyeyi buldum. Aa, çok güzel bak. Bir gül bak, görüyor musun? Bir şey söyleyeceğim Allah aşkına. Kültür Bakanlığı'na sesleniyorum. Evet. Lütfen. Kültür Bakanlığı'na sesleniyorum. Biz Truva'nın oradan geliyoruz, tamam mı? Orada yemin ediyorum size aynı bardak. Aynı bardak. Her şeyle aynı bardak. Bakın burada 10 TL. Orada ne kadar biliyor musunuz? 56 lira. 56 lira. Ya Allah aşkına. Bir Çili su 12 bardak. Lira. Euro'ya vursan normal fiyatının gene üzerinde. Ne yapıyorsun? Ya. Evet, buradan yetkililere sesleniyoruz. Evet, lütfen. Ya tamam hadi ben alırım o da. Herkes alamaz. Bak burada 10 lira aynı bardak ya. Sen buldun diyorsun öyle mi? Sana saçımı süpürge ettim Oğuz. Sana alacağım bunu. Aa güzelmiş. Magnet. Evet. Acaba tespih mi alsam? Onun bazen hanım ağırlığı tutuyor da. Aa buldum sana ne alacağımı. İlker. Ne yapıyorsun? Cadı. Ben sana öyle bir hediye düşünüyordum. Süpürgeli cadı, süper. Ne kadar onlar? Şunlar. Tamam. Aklıma yazdım. Sen bilmeyeceksin ne aldım. Ben de yazdım aklıma bir şeyi ama sana yazıklar olsun. Acaba. O kadar diyorum. Acaba. Heykelcikler var mı burada acaba orada gördüğümüz şekilde? Bunlar aa çok mumlu. Güzeller ya. Aslında Birgül mumlukları çok sever. Ne kadar şu heykeller? Birgül mumları çok sever. Doğal olarak mumlukları da çok sever. Acaba mumluk mu alsam? 10 TL. Küçükleri 8 TL. 10 TL zaten 10 TL'ymiş. Var. Gördüğünüz gibi burada hediyelikler çok uygun. Kolye her yerde var zaten. Ne kadar tatlılar. Hangileri? Çinliler 10 lira 3 tanesi. 3 tanesi mi 10 lira? Evet. Niye? Çok ilginç ya. Neden? Bunlar bizim kapalı çarşıda tanesi 10 lira. 5 lira mı 10 lira mı? Ciddi mi? Valla. Deme ya ben indirim yaptım. Şimdi biz abi. Böyle diyoruz ama bu sefer de hiç pazarlık yok. Ay şu abim güzel şekilde söyledi. Evet Gönül. Ben şu üsttekilere bayıldım. Özellikle bak şu dünyayı ama taşıyorlar ama bir şey söyleyeceğim. Ya. Bunlar alçı mı abi? Şunlar heykel. Fiyatları nedir onların? Mesela ne kaç tane başlıyor? 110-125. Ha bunlar dörtlü set bunlar. Kızı kadar ilgili değil mi fiyatları? Evet evet. Aa şeklinde anahtarlık. Bende sen var ya anahtarlık as kapının girişine Gönül. Oğuz yapıyor ya çok kullanışlı. Ha. Anahtarlık hemen orada takıyorsun kimse anahtarlarını aramıyor. Ben ne? Buldum hediyeyi. Ana slime. Gına geldi artık onlardan. Slime'dan değil mi? Şunların güzelliklerine bak ya. Çiniler. Çiniler evet. Gel sana bunu alayım mı? Yaşım daha 3 tabii. Ne yok? Hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Şanlı çarşımızın şanlı misafirleri, kıymetli misafirleri. Türkümüzü dinlemeden gitmeyin. Ay çok teşekkür ederim. Dillere destan olmuş. Çanakkale. Çanakkale türküsünü dinlemeden gitmeyin çarşımızdan efendim. Ay teşekkür ederim. Her gelen misafirimiz mutlaka ayna almadan gitmiyor efendim. Aynalar, Aynalı Çarşı'nın meşhurları efendim. Evet. 10 lira acaba. Buraya tamam. Da yazıyorum. Evet. Arkadaşımız da bizi görsün. Çok teşekkürler. Bakalım. Canım kardeşim yazıyorum tamam mı? Çapımızda bir şeyler. Durun. Emeğinize sağlık. Evet. Şunu alsam. Ah he efendim. Tamam.
şey. Bakabilirim. Aynen. Aa. Çok güzel. Küçücük hediye nasıl? Paketi alabilir miyim peki? Aa, hayır efendim. Bakın şimdi şöyle yapıyoruz. Sevgililer devam edelim. Yukarıda var. Evet. Ne kadar Türkiye eşliğinde aldım hediyemi ya. Gözlerinizi yumar mısınız? Lütfen gözlerinizi yumar mısınız? Tabii. Lütfen açar mısınız? Alkışlayın bizi efendim. Kesinlikle alkışlar size. Sevgiyle, saygıyla, muhabbetle bunu sana hediye ediyorum efendim. Aa, lütfen kabul edin. Lütfen gerçekten olsun. Ne olur. Çok hanım, hanım ve hanımefendi. Çok ya. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Evet. Yine de siz buyurun. Aynen teşekkür. Cebine koy, çay içersin. Ya çok teşekkür ederim. Kolay her gelsin. Kolay gelsin. Sevgilerinizi bekliyoruz. Çok teşekkür ederim. Aa, çok keyifliydi. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Evet, çok ilginç bir şey oldu. Böyle karşına böyle bir çekim koyuyorum. Çek abi. Hoşçakalın. Çok ilginç, çok güzel bir şey oldu. Ben tabii ki bu sevimliliğimle o güzel kalpli abiden bunu hediye almış bulundum. Bunu gönüllü alacaktım. İlk gelirken aynaların yanındaydım. Gördün mü beni? Ben buldum gönüllü alacağım hediyeyi dedim. İçeriye girdim. Abi benim kuracağım cümlenin aynısını kurdu ve içine not yazdırdım aynanın. Daha sonra ben parasını vermek istedim ama hayır. Ben kabul etmiyorum. Çok hanımefendisin. Buyur benden çay iç dedi. Çok teşekkür ediyorum buradan da kendisine. Bir de paramı artırdım. İki hediye. Ya aynen öyle. Aynen öyle yaz başla, tamam mı? Nereye kayboldu gönül? Ben bunu cebime koyuyorum şimdi. Slime alacağım. Slime, niye slime biliyor musun? Çünkü mesela tartıştığımızda beni sinirlendirdiğin zaman hani işte slime böyle stres atar gibi ya, işte bunu sıkmak için bunu aldım diyeceğim. Gidip slime alacağım şimdi. Bir gün nerede? Hayır, almadım o. Bir şey almadım, bulamadım ha. Kalpak. Ya kalpak mı alsam aslında? Ya, bilmiyorum. Poşet Ramazan. Niye? Yani, tamam. Ramazan. Çok teşekkür ederim. Niye? Nasıl? Poşete kalpak. Koyacağım bunları. Poşete. Niye bu ne? Şey. Numarasını. Virgül alsam mı bunu? Atatürk'ün kalpaklı fotoğrafı. Belki aklına gelir. Diyeceğim. Belki de aklına gelir tabii. Ne kadar fiyatı? 20 TL. Evet. 10 TL var. Ne diyorsun, kapak mı alsak? Aslında çok anlamlı bir hediye olur ha İlker. İşte o. Şimdi oldu. O zaman ben hediyemi buldum. Ama çok 10 TL. Ama yani, ya bunlar. Şunu çeker misin? Lavalı teref diyoruz. Tamam, her şey geldi. Şöyle saçlarınızı şöyle yapınız. Hadi bakalım. Poşet bir tane be. Hemen hemen. Hemen bir. Ne yapacağız poşet ya? Bir araba tutuyor. Yeter. Bir tane daha ver. 250'lik poşet. Daha bakın parasını. Sen zaten. Hadi güle güle. Hadi şimdi 20 TL'ymiş. Bir hadi bana 10 TL. Yok, bize tam gelirse onları kendimiz ürünlerimizle gösteriyoruz. Heykelcik var mı heykelcik? Çünkü 10 TL var. Yani poşet gereği. Çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Ben bunu poşetinize koyayım. Güler yüzlü. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun efendim. Var mı? Başka güzel zaman sağımıza bekliyorsunuz. İnşallah. Göremedim ama heykelleri. Hayırlı işler sizler. Uluşkan tekrar çok teşekkürler. Evet, ben hediyemi aldım. Aldın mı? Ben de aldım. Aldın mı? Evet, ben hediyemi gösterdim. Tamam, hediye aldım. Neresi? Ben sen gördüm, hiç baktım ben alacağım. Ben sana oradasın diye önümden bile geçmedim. Gittim ama başka yerlere kendime sevdiğim insanlara hediye bakmıyor. Çünkü sana alacağım hediyeyi çoktan aldım. Bence var ya, burada stok yapmak lazım. Üzerinde çanakkale yazmış şeylerden almak lazım. Zillerden akıl taynıları var. Evet, niye kapanış yapmak için buraya kadar geldik? Evet. Ne aldın sen bana? Çanakkale içinde aynalı çarşı. Çanakkale içinde aynalı çarşı. Ana ben gidiyorum düşmana karşı. Şehitlerimizi buradan tekrar anıyoruz. Buradan şehitlerimizi rahmetle anıyoruz. Evet. Başta Mustafa Kemal Atatürk. Kesinlikle. Ve silah arkadaşlarımla. Evet. Tutanla anıyoruz. Minnetle. Bütün vatan size minnettar. Evet. Ben hediyemi ben yedim. Çok heyecanlı. Sence ben neye benziyor? Şey, dümdüz bir şey. Bu ne bu? Şey, şapka mı bu? Atatürk şapkası mı? Atatürk şapkası mı aldın bana? Bildin mi?
mi? Bildin galiba. Çıkar bakayım. Nerede takacağım ben bunu? Hatıra işte. Bir yerine takmak zorunda değilsin. Ay, ben çok seviyorum bu şapkaları. Ya Çanakkale'ye gelip tut bakayım. Al hediyemi sende. Dur bakayım ne aldın? Dörtlü. Çini mi aldın? 1, 2, 3, 4. 4 parça bir şey var burada. Çini dedi. Ben aldım mı 4 tane alırım. Allah cezanı vermesin senin bir gün. Ala ala slime mi aldın? Neden biliyor musun? Bak slime yoğururken sinir stres atıyorsun. Biz şimdi bazen birbirimize girecek gibi oluyoruz ya seninle. Şu anda çok stres oldum. Aynen. İşte böyle alacaksın. Kendime de aldım. Böyle alıp bunu yoğuracaksın. Sinir stresin geçecek. Anladın mı? Ben de şapkamı takmak istiyorum. Bir tut bakalım. Bir gül. Tut bakalım. Çanakkale'ye gelip de insana slime hediye alınır mı? Alınır. Alınır. Şu anda yemin ediyorum hayal kırıklığına. Şöyle mi takıyorum? Gerçekten hayal kırıklığına. O şapkayı kendime aldım. Geri ver onu. Aa İlker. İlker bak bak nasıl oldun? Şapkamı geri ver. Nasıl? Uhu bebeğim. Evet tabii ki öyle değil. Sana hediyem burada. Bir gül gerçekten evet, mi? Evet, sana hediyem burada. Tıkışkanları. Allah Allah'ım bunu sen epey mi aldın evet, yoksa? Sana aldım gibi göründü, epey aldım. Yemin ediyorum hayal kırıklığı yaşamıştım. Vallahi billahi. Çünkü Çanakkale'den bir hatıra ay, var. Ay şapkamı çok yani. Sevdim ya. Gerçekten beğendim. Ay canım atam. Canım atam öyle güzel giyinirdi ki. Vallahi bu yüzyılda öyle giyinmiyorlar. Aynen bayıldım. İlker şapkan mükemmel değil mi? Ay yıldızı bir de. Kesinlikle benim fotoğrafımı çek. Çekil şuradan bir. Ana içine canım kardeşim yazdırmış. Çünkü sen cadılara falan bakıyordun. Ama bak şu aynada gördüğümden daha güzel bir şey yok bayağı. Bak o yüzden görüyorum. Ay! Ya bak iki tane var zaten. Evet bak. İki tane. İkimiz de bakalım. Aynalı çarşıdan ne alınır? Aynı tabii alınır. Ki aynı çok alınır. Teşekkür ediyorum. Baktım demek da. Ki ikimiz de çok anlamlı hediye almışız evet, buraya evet, güzel. Ben şapkaya güzel. Çok duygulandım. Ben de beğendim. Hediyemi çok beğendim. Vallahi gönül. Gerçekten hediyemi çok beğendim. Evet dışarıda kullanamam ama yani şu görüntü bile çünkü ben her şeyine hayranım Atatürk'ün ve çok da yakıştı. Evet, gerçekten yakıştı. Çok teşekkür ederim. Canım yoksa. Ay. Bebeğim. Canım. Valla ben de çok beğendim gerçekten. Gerçekten beğendim. Aynı anda yoktu zaten. Ağız böyle duruyordu. Kapatıyordum açılıyordu. Kapatıyordum açılıyordu aynı. Ve benden sana atsa canım kardeşim. Canım benim. Kardeşim teşekkür ederim. En güzel. Oy oy oy. Slime'ı görünce içimden çok küfür ettim sana. Bak ne oldu biliyor musun? İlker biliyor. O abi bana hediye etti aynı. İçine canım kardeşim yazıp bir de. Al dedi. Dedim ki lütfen dedim. Ha, ben şu an hiç onu düşünemedim. İkisini sen onu TL'ye nasıl aldın? 10 TL normalde bu 20 liralık ayna. Bana 10 liraya sana yaparım dedi. Sonra dedi ki çok hanımefendi çok tatlısın. Bu benim hediyem çayını içersin dedi para. Yok abi dedim kabul edemem. Hayır hayır lütfen dedi. Keseye de koydu verdi. Aa, çok teşekkür ediyorum buradan. Ben de 20 TL'yi 10 TL'ye aldım. Ya. Ve üstüne de seni trollemek için slime aldım. Teşekkür asıl ederim. Bu, teşekkür ederim. O zaman Efe'ye. Ver bakalım teyze. Siz slime almış Efe'ye. Bak Efe bak hem de rengarenk. Bak, bak. Eve gidince slime yaparız tamam mı? Alayım seni. Teşekkür et. Aa, 5 taneymiş kız. Beyaz da var evet. Hadi bunlar. Seçki atıyorum. Ah evet arkadaşlar bizim hediye videomuz hediye burada son buldu. Ben hediyemi çok beğendim. Teyzen aldı anneciğim ben değil. Ben almadım. Gel. Ay aşkım. Sana kurban olurum ben. Al onu. Ondan sonra burada son buldu. Ben hediyemi çok beğendim. Çok anlamlı ve çok güzel. Canım sıkıldıkça bunu takacağım evde. Ama çok yakıştı. Ay teşekkür yani, ederim. Ben de çok şu sevdim. Şu yeter ya. Kesinlikle şu ay yıldız yeter. Evet ben de hediyemi gerçekten çok beğendim. Çok anlamlı. Gördüğünüz gibi zaten envai çeşit hediye evet. Var ama Çanakkale'ye özgü güzel böyle. Hani gerçekten Çanakkale'yi hatırlatacak bir hediye olması benim için de çok önemliydi. Teşekkür ediyorum. Bunu düşüncen ben anladım. De çok teşekkür gerçekten ederim gerçekten teşekkür ederim canım benim. Ondan sonra hoşçakalın. Abone olmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Hoşçakalın. Ve mutlaka ölmeden Çanakkale'yi görmeye gelin. Kesinlikle. Şehitliklere hepsine. Evet. Hoşçakalın.